Herkese merhaba. Askeri robotlar giderek artan karmaşadaki sorunları çözmek için dünyanın çeşitli orduları tarafından üretilip kullanılıyor. Bu robotlar düşmanın insan gücünü yok edebilir, kendi topraklarını koruyabilir ve yanı sıra diğer önemli görevleri yerine getirebilir. Bugün sizlerle dünyadaki en mükemmel askeri robotları inceleyeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Rambol. İsrailli şirket Meteor Havacılık, çok amaçlı insansız kara aracı Rambov'u tanıttı. Araçta 6 adet taktik tekerlek bulunur ve dizel yerine elektrik motoru ile donatılmıştır. Tekerleklerde bulunan bağımsız hidrolik süspansiyonlar sayesinde manevra kabiliyeti mükemmeldir. Elektrik motorlarının güç beslemesi doğrudan pillerden veya dahili dizel jeneratörü kullanarak iki modda gerçekleştirir. Elektrik motoruyla ulaşabildiği maksimum menzil 70 kilometredir. Dizel jeneratöründe ise 300 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bu uzaktan kumandalı araç, birlikleri desteklemek, piyadelere yeni menziller aldırmak, keşif ve lojistik operasyonlarda kullanılmak için birebirdir. Bunlara ek olarak Rambov, sınırlarda devriye gezebilir. Mayın tarlalarını tespit edebilir, gerektiğinde ise yaralı askerleri cephe dışına taşıyabilir. Her yönüyle mükemmel bir araç. Mut. Mut çok amaçlı olup taktiksel taşımacılık yapabilen insansız bir kara aracıdır. Tekerlekli ve paletli olmak üzere iki çeşidi vardır. Mut askerlerin taşıdığı ekipmanı yüklenerek piyadelerin daha rahat bir şekilde arazi geçmelerini sağlar ve böylece insan yükünü önemli ölçüde azaltmış olur. Ayrıca entegre edilmiş bir minigun sayesinde çatışma halindeki askerlere destek ateşi açabilir. Araç karada hareket halindeyken 600 kilo yük taşıyabiliyor ve bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda suda da 300 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Araç lityum iyon aküler tarafından desteklenerek hareket etmektedir. Famus. Estonyalı tasarımcılar, çeşitli silahlar veya sistemler taşıyabilen Famus çok amaçlı insansız aracı piyasaya sundu. Bu makinenin yapım projesine yeni bir şirket dahil edilmiştir. Bu şirket MBD olarak bilinir. Bu araç, zırhlı araçlarla savaşmak için tasarlanmış, tam teşekküllü bir uzaktan kumandalı savaş aracıdır. Bu ürün başlangıçta kendinden tahrikli bir platform olarak geliştirildi. Araç 1600 kilogramlık maksimum yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bir uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edilebilir. Net ağırlığı 1400 kilogramdır. Araç ayrıca hibrit dizel elektrik motora sahiptir. Deliklerin içinde geri sarma parçalarından sorumlu olan çekme motorları mevcuttur. Dizel motor kullanırken şasinin sürekli çalışma saati 10 saattir. Sadece pilleri kullanırken bu süre 1,5 saate kadar düşebilir. Heris T7. Heris T7 bomba imha robotu sınıfındaki en iyilerden biridir. Kritik görevler için ödün vermeyen teknik yetenekleri ve sezgileri çok iyidir. T7 silahlardaki standart temizleme tertibatıyla uyumludur. Çok çeşitli görevleri yerine getirmeyi rahatlıkla başarabilir. Doğaçlama patlayıcı cihazların imhası konusunda başarılı olan bu robot, kullanıcılarına bir savaş kazandırabilir. T7, ortak arayüzler üzerinden işbirliğini mümkün kılan standartları kullanan modüler olarak tasarlanmıştır. Robotun ağırlığı 710 kilodur. 40 dereceye kadar eğim açısı olan merdivenler ve rölyef yüzeyleri inip çıkabilir. T7, ayrıca durumu kalitatif olarak değerlendirmenize izin veren HD kameralarla donatılmıştır. Veer. Bu araç bir zamanlar sıradan bir piyade aracıydı. Tasarımcılar şoförsüz sürmek için tipik bir geliştirme yaptı. Topçu olmadan ateş etmesi için uğraşıldı ve başarıldı. Geliştirmelerden sonra komutan hedefleri uzaktan seçer ve araç imha eder. Bu Rus askeri taktik endüstrisinin gerçek bir atılımıdır. Makinenin çalışmak için artık mürettebata ihtiyacı yoktur. Ama Rus askeri teknik endüstrisini geliştiren asıl olay, aracın hem normal kara panzeri olarak hem de mürettebatsız panzer olarak kullanılabilmesidir. Otomatik mod kontrolü 3 operatör tarafından sağlanır. Tekeri emirlerle değil, kumanda ile kontrol etmek için çalışmalar hala devam ediyor.
aracın şu anki halinde yönlendirilmesi uydu GPS sistemiyle yapılıyor. Aracın sahip olduğu silahlar 30 mm'lik top ve ona ek 7.62 mm'lik makineli tüfektir. Kenarlarında bulunan platformlar sayesinde sis bombaları ve el bombaları fırlatabilir. Mission Master. Alman firması Rheinmetall, Mission Master adını verdikleri yeni bir modüler insansız araç geliştirdi. Ren aracı 2017 yılının Temmuz ayında tanıttı. Araç, piyade sisteminin bir parçası olarak geliştirildi. Piyade birliklerinin yerine yeni insansız araçlar, zorlu arazilerde hızlı bir şekilde keşif ve tepkime ile savaş işlemlerini kolaylaştırıyor. Örneğin yoğun olarak inşa edilmiş alanlarda, ormanlarda ve dağlarda denenmiş ve hiçbir pürüz yaşanmamıştır. Makine ayrıca bir silah platformu veya performans sergileme rolü olarak da hizmet verebilir ya da özerk olarak çalıştırılabilir. Mission Master, kargo taşımak veya ateş desteği için kullanılabilir. Black Knight. Bugün Amerikan ordusunun en büyük savaş robotu Black Knight'tir. BIA System tarafından geliştirilmiştir. Bu paletli araç 9.5 ton ağırlığında ve 30 mm otomatik top ve onunla eşleştirilmiş makineli tüfekle silahlandırılmıştır. Robot normal kameralar, termal kameralar ve uydu navigasyon sistemleriyle donatılmıştır. Black Knight 300 beygir güç üreten bir tırtıl motora sahiptir. Bu motor sayesinde araç 80 km maksimum hıza ulaşabilir. Black Knight'ın yönetimi mobil bir kontrol paneli kullanarak gerçekleştirilir. Phantom. Phantom çok amaçlı taktik insansız araçlardan biridir. Robota 12.7 mm'lik makineli tüfekler yerleştirilmiştir ve zırhlı hedeflerin imhası için tank savar güdümlü füzeler de atabilir. Azami menzili 70 km kadardır. 10 km mesafede hareket halindeyken bir radyo kanalı üzerinden araçla iletişim kurulabilir. Yedek irtibat içinse araca fiber optik kablolar takılmıştır. Robotun belirtilen yeteneklerinin hepsinin kanıtlanmış olduğunu söylemeden geçmeyelim. Araç ateş halindeki engebeli arazilerde bile rahatlıkla hareket edebilir. Hunter Wolf. Amerikan şirket HTT Global, askeri kamu ve özel sektördeki zorlu koşullar için ileri teknoloji çözümlerin lider tedarikçilerinden biridir. En son ürettikleri tekerlekli lojistik aracına Kurt adını koyduklarını açıkladılar. Firma, Amerikan ordusu misyon ekipmanı nakliye sözleşmesini imzalamak için seçildi. Hunter Wolf, sistemin hareketliliğini ve piyadelerin gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Dar yollar boyunca hareket edebilir. 1000 kiloya kadar kargo taşırken yoğun ormanlarda ve dik yamaçlardan çıkabilir. Yakıt ikmali olmadan 72 saatten fazla yol kat eden Hunter Wolf, hibrit benzinli elektrik bir power plant ile donatılmıştır. Bu parça sessiz modda çalışmayı mümkün kılar. Modüler sistem mimarisi ve ordu bilgi alışveriş protokollerine tam uyum sağlar. Makinedeki çeşitli özel düğümler kurulmasını kolaylaştırır. Ordunun zor görevleri çözmesini sağlar. Vuran 9. Bu savaş robotu uzaktan kumandalı paletli bir araçtır. Kara savaşı için kullanılan insansız araçlar kategorisindedir. İlk etapta robot, arazinin keşfedilmesini sağlamak maksadıyla üretildi. Hem karada hem de alçakta uçan çeşitli hava araçlarını vurabilir. Robota genelde 30 mm otomatik top ve bununla eşlenmiş 7.62 mm makineli tüfek gibi silahlar montelenir. Bu araç savaş meydanlarında denenmiş olup tank savar güdümlü füzelerle de operasyon yapmışlığı vardır. Bir radyo ve kumanda kontrol sistemiyle donatılmıştır. Uçak savar füzelerinin yanı sıra ek olarak roket atar ve alev makinesi robotun parçalarından biridir. Mevcut silah kompleksi sayesinde bu savaş robotu gün içerisinde 7 km mesafedeki hedefleri vurabilir. Geceleri ise menzili 5 km'ye kadar düşer.